Bak bu sayfa 94'te başlayan hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kâne yu'minu billâhi vel âhir fel hırfel ilâ câri. Kütüb-i Sitte altı kitap ittifaklı bunda, altı kitap imamı. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna iyilik etsin. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte komşular efendim, burada meseleler var. Bu hadis İslam'ın yarısını beyan ediyor. Sır bu hadis-i şerif bak. Birinci maddesi Allah ahirete iman eden komşusuna iyi davransın, iyilik etsin. Ve men kâne yûmülü <laughs> billâhü Allah ve ahiret gününe iman eden bu ne demek ya? İmanı bağlamış oraya. Fel <laughs> yukrim misafirine misafirine ikram etsin. Tabi misafir kaç günlüktür, kaç güne kadar misafirdir değil mi? Adam geldi üç ay gitmiyor yani. Bunun da durumu bende bakacak halim kalmadı diyorsan ne yapacaksın? Orada bakacaksın şeye. Hadis-i şerinde yazdım. Şimdi vaktim yok. Ve men kâne yü'minü billâhe illâhe Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, fellekul hayran evliyesküt. Ya hayır konuşsun ya sükût etsin. Bu meşhur hepiniz biliyorsunuz. Müslümansan diyor Allah öldükten sonra dirileceğin güne imanın varsa ya düzgün konuş hayır konuş ya da sus diyor. Şimdi bu hadis-i şerif 3 madde. Sayfa 94'ten başlamış. Dur bakayım kaça kadar gittiğine göre sonunu da söyleyeyim Kaç sayfa teşkil ediyor? Efendim. 94'ten 121. Kaç sayfa 27 sayfa. Sırf bu hadis-i şerif yapmış. Bir risale bu. Bir risale. Burada anlatıyor. Bu hadis niye İslam'ın yarısını beyan ediyor? Komşuya iyilik etmenin ve eziyet etmenin önemi. Yakın komşu kimdir? Uzak komşu kimdir? Komşuya ikram nasıl yapılır? Komşu hakları nelerdir? Allah. Ondan sonra efendim, komşuluk hakkının önemini açıklayan diğer hadis-i şerifler. O kadar hadis-i şerif var ki burada. İşte bu hadis-i şeriflerden birinde de beyan ediyor. Kurban keste sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz efendim, burada diyor. Yalnız buradaki kurbandan maksat adak kurbanı gibi kesenin yiyemeyeceği, zenginleri de yediremeyeceği Kurbanlar onları müşriklere yedirmeyin buyuruyor. Anladın mı? Ama kendin yiyip de zenginlere de yedirebileceğin hangi kurban? He? Kurban bayramındaki kurbanı kendin de yersin. Küp için kavurma da yaparsın. Ondan sonra konu komşuya da ikram edersin. Komşunun fakir olma şartı var mı? Yok. E ondan Müşriklere de, zimmilere de yedirirsin. Ama adak kurbanı ise adak kurbanını ne yapamıyorsun? Kafirlere yediremiyorsun. Sadece Müslümanlara. O da Müslümanların da ne, kimlerine? Fakir olma şartı var. Fakirlerine yediriyorsun. Kendi de yiyemiyorsun. Anan baban yukarı doğru yemiyor. Çocuğun çocuğun aşağı doğru yemiyor. Adak kurbanını. Ancak Müslümana bir de fakir olana yedirebiliyorsun. Adakta bu var. Öbüründe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban etlerini taksim ederken Ahşabı Halid'imize ne buyurdu? İb, de i bicarinel yahudiye. Yahudi komşumuzdan başla dedi. Kapısı yakındı. Ha şimdi bu var. Bunu dostluk sayılıyor mu bu? Komşu hakkı bu. Dostluk başka. Dostluk ne demek? Sen kaşınıyorsun. Mecbur olmadığın halde. İyilikle alakası olmadığı halde. ikram babundan olmadığı halde. Sen ona benzemeye çalışıyorsun. Özeniyorsun ve onu sırdaş ediniyorsun. Sırdaş ediniyorsun. Mesela Osmanlı'nın çöküşünün en büyük sebeplerinden biri nedir? Gayrimüslim bakanlardır. Gayrimüslim bakanlar yapmaya başladılar. Değil mi? Ermenilerden bilhassa falan. İşte efendim şu efendi, Yorgi efendi, Morgi efendi Osmanlı'nın son döneminde var bunlar. Ve Osmanlı'yı bu çöküşe götürmüştü. Zaten Allah'ın emrettiği cizyeyi de gavurlardan kaldırdılar artık şirinlik olsun derken. Oradan da bütün gelirleri çöktü, ekonomileri bozuldu. Allah'ın emirlerini terk etmeye başladıktan sonra başa aşağı gitti koca. Koca Osmanlı bitti sıfır. E çünkü neden? Allah sana şeriat ve İslam'ın hürmetine bir devlet verdi. Sen İslam'ın emirlerini çiğnemeye başlarsan he, onun için ne bu Estağfirullah يَا هُلَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّقِذُوا يُطَانَةً مِنْ Ey iman edenler sakın sizden olmayan, Müslüman olmayan, ehli sünnet olmayan adamları sırdaş edinmeyin. Dost edinmeyin, sırdaş edinmeyin. Sırdaş ne demek? Sen devletin bakanlığını bir gayrimüslime tevdi ettiğin zaman bütün senin sırlarını biliyor da bakan olmuş. Nereden sana kazık atacak? Hepsini bilir. La yelûnekum kabbala. Kafirler sizden sizin fesat bakımından sizi bozmak için ellerinden geleni artlarına koymazlar, hiçbir şeyi noksan yapmazlar diyor. İlla sizi bozma hedefleri kitlenmiştir. Ve <laughs> dumanit tüm. Bak Kur'an'ı dinlemiyor musun sen ya? Kafirler hep sizin sıkıntınızı, meşakkatinizi, eziyetinizi, zahmetinizi severler. Adbedetil bagba umine faim. Zaten ağızlarından buz, kin, nefret açığa çıktı buyuruyor. Çıkmadı mı? Amerika'dan tut, Avrupa Birliği'nde çık, ara sıra Rusya'da zurnaya katılıyor. Bütün gavurlardan Müslümanların aleyhine, Türkiye Türklerin aleyhine ne kadar laf duymuyor musunuz? Daha ne dost olmaya yaranıyorsun, çalışıyorsun? Ve matuk tuhvi sudurum ekber Göğüslerinin gizlediği, kalplerinin sakladığı kim ve nefret daha büyüktür. Siz Müslümansınız, kimseye ele geçirseniz de onların beldelerine zulüm yapmazsınız her türlü özgürlüklerini verirsiniz ama onlar sizi işgal ederlerse ne karınızı ne kızınızı ne ırzınızı ne malınızı ne canınızı bırakmazlar buyuruyor. Şu kalplerinin gizlediği daha büyüktür Kad beyyenne alekumul ayatin kuntum taakilun. Ya ufacık bir aklınız çalışıyorsa biz size bu kadar ayetleri beyan ettik Allah buyuruyor. Ha entum ulai tuhibbunu. Siz ne kadar yanlış adamsınız. Ne hatalı Müslümanlarsınız ki. Siz onları seviyorsunuz diyor Allah Teala ya. Hakikaten Kur'an'ın buyurduğu gibi bu Müslümanlar seviyor mu kavurlar ya? Nereden anlıyorsun? E bu kadar özentilik olur mu? İnsan sevmediğine bu kadar benzemeye çalışır mı? Ve la yuhibbunekum. Onlar sizi sevmiyorlar Mevla buyuruyor. Ya sevmediklerini ben bildiriyorum seni. Ve tu'minuna bil kitabi kulli. Siz bütün kitaplara, bütün peygamberlere inanıyorsunuz. Onlar sizin kitabınıza peygamberize iman etmiyor. Bunların neresi Eli kitap? Bunlara meyletmeyin, benzemeyin buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerifi mutlaka okuyun ha. Bu İslam'ın yarısıdır diyor. Bu hadis şerif İslam'ın yarısıdır. Dört tane de hadis-i şerif var bu kitapta. Onlar da her biri İslam'ın dörtte birini alimler onda cem etmişler. Ne oluyor? İki tane hadis-i şerif var. Biri beşinci hadis-i şerif. Bu kırk Hadis-i şerifte öyle bildiğiniz bir kitap değil. Rastgele bir hazırlamış değil. Bak, beşinci hadis-i şerif için sayfa 122'de başlıyor. 169'a kadar gidiyor. Onun için İslam'ın dörtte biri diyor. Ebu Davud Hazretleri. Büyük muhaddis Ebu Davud. O hadis için. İnneme amal bin niyat. Ameller niyetlere göredir. O hadis kaç sayfa? 122-169 arası? He? 40 47 Düşün yani koca bir risale kadar. Sonra 36. hadisleri ona da diyor ki İslam'ın dörtte biridir. O da çok acayip hadisleri 462'de başlıyor 490'a kadar. 62 90 arası yani 28 sayfa. O da helal belli, haram belli, el helal beyinu vel haram beyinu ve beyinu'm şebab arada şüpheliler var. O da acayip bir hadistir. Bir de kalbi anlatıyor sonunda insanın vücudunda kalbin gücünü ve kalbin düzelmesi ve bozulmasından bahsederek bitiriyor. Zaten bu kitaptaki hemen hemen en uzun ikinci hadis-i şerif odur. 40 hadisten. Yoksa kısa kısa yaptım ki 40 hadis ezberleyeceksiniz inşallah. Değil mi? Ezberleyemeseniz bir iki tane ezberleyeceksiniz. Onu da yapamazsanız Türkçesinden millete okuyacaksınız. Öyle anlaşmadık mı? Ahirete alimlerden çıkmak için öyle niyet ettik de. Biz onun için 40 hadis hazırladık. İmam Ebu Davud Hazretleri buyurur ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 bin hadis yazdım. Yani Resulullah görmüş değil. Ama o gördüğü, göreni, göreni 3, 4, 5, bazen 3, 4 oluyor, bazen 5 oluyor. Ravi'nin uzun ömür, kısa ömür meselesi. 500 bin hadis yazdım. Bunlardan 4800 sayı hadisi Ebu Davud'a koydum diyor. Şey bu Davud'un daha başka kitapları da var. Ama bizim meşhur kütübü sitte altı kaynaktan Ebu Davud dediğimizde kaç hadis şerif varmış? 4800. Bunların hepsine ne diyor? Sahih diyor. Sahih müşabi, sahih mukarip ama kesinlikle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelmiş. Onda şüphe yok. Şimdi diyor, bu topladığım 4800 hadisten Dört hadis bir insana dini için yeter diyor. Allah Allah. Dört hadis. Bu dört hadiste zikrederken birincisi inne amal bin niyat ameller niyetlere göredir. O kırk hadiste var mı? Var. Bak. Dört hadis dini için yeter diyor. İkincisi bunda yok çünkü biz kütübü sitede ittifaklı şartı aradığımız için. Ama bu da sayı hadis. E, bu da geçiyor. Biz zaten seçe seçe kırka indiriyoruz yoksa yüz binlerce hadis-i var tabi kırk hadisin önemi var mı? min hüsn yani kişinin güzel müslüman olduğunun nişanı nedir? dünya ve ahiretine faydasız işleri bırakmasıdır fuzuli bütün işleri terk edecek yoksa güzel müslüman değil bir adam iyi müslüman mı müslümanlığı iyi mi değil mi bu adamın bakacaksın yaptığı işler dünya ve ahiretine yararına mı zararına mı veyahut da boşuna mı boşunaysa da güzel müslüman değil çünkü Boşuna iş yapan adam, fuzuli çalışan adam, efendim ne yapamaz? Ahiretine ayıracağı vakit, ibadet yapacağı vakit, zikir yapacağı vakit boşu harcadığı için zarar etmiş olur. E zarar eden de güzel Müslüman olmaz. Müslüman hep olması lazım İkinci hadis-i şerif budur diyor. Üçüncü hadis-i şerif la yumine hadikum ma yuhubbül nefsi Sizin biriniz kendisi için sevdiği şeyi mümin kardeşi için istemezse mümin olamaz. Kamil manada. Bu hadis-i o bütün insanlara karşı ilişkin görüyor musun? Bunu düşünen adam faiz alabilir mi? Sen ister misin faiz vermek başkasına? E nasıl olacak? Rüşvet alabilir mi? Rüşvet alabilir mi? Sen ister misin rüşvet vermek? Haklı bir davan var, efendim hakkını vermiyorlar sana, rüşvet verdiriyorlar sana. Sen ister misin vermek? E niye o adamdan alıyorsun? La havle ve la Bak şu hadis-i şerifle amel eden adam hiçbir kul hakkına girmez kendisi için istemediğini başkası için istemedi istemeyen kamil mümin olur. Yani kendin için ne istiyorsan tersten söyleyelim. Kardeşin için de onu isteyeceksin. Bu durumda olan bir Müslüman herkese nasıl davranacak? Bana nasıl yapılmak istiyorsam böyle yapacağım. O zaman hiç kul girer mi? Girmez. Çünkü Mevla sorsa ona o da der ki ya Rabbi ben kendim için de böyle istiyorum zaten. E tamam Mevla o zaman bir sen kötü niyetli değilsin. Çünkü bazı insan kendi için ister, Müslüman için ister. İstememiz lazım. Haşi buraya geldiniz, e millet arkadaşlarınız nerelere gitti? Veyahut ne işlerdeler? E sen onun da buraya gelmesini istemen lazım. Bunun için de tebliğ yapman lazım, teşvik yapman lazım mesela. O zaman onun hakkından kurtuluyorsun. Yoksa yarın ahirette diyecek sana sen ne yaptın ya? Sen gidiyordun hocalara, hacılara, sohbetlere, zikirlere, biz nereye gidiyoruz? Niye hiçbir kere sormadın? Cevap veremezsin. Dördüncü hadis-i şerifte El halalü beyinu vel haram beyinu Helal belli, haram belli, arada var şüpheliler. Bu hadis-i şerif. Şimdi bu dört hadisi diyor. 500 bin hadisten 4800 hadis seçtim. Bunlardan da insanın dini için kaç hadis yeter diyor? Dört hadis. Ama bu dört hadisi dört dakikada bile sürmedi şurada okudum. Manalarını anladık mı? Bitti mi şimdi? He? Nasıl dinin için yetecek sana iki dakikada konuştuk? E, i̇zahı var, şerhleri var. Bak ikisi burada. Birisi ne dedim? Beşinci hadis-i şerif. Birisi ne dedim? Otuz altı mı dedim? Otuz altıncı hadis-i şerif, kitaptaki. E, bir tane de var. Alimler buyurdular ki bu hadis İslam'ın yarısıdır. O hangisi o yarısı olan dedim sonra? He? Dördüncü müydü o? Dördüncü, bak unutmadınız. Mutlaka okuyun. O kadar ilimler, hadisler bulacaksınız, rivayetler bulacaksınız, şaşırıp kalacaksınız. Hele bu komşu hakkında, bir de misafire ikram hakkında. Öyle hadisler var ki içinde, şerhte.